Радио Манас. Радио Манас. Manas FM'de özel röportaj. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi'nin yayın organı Medya Manas'tan hepinizi saygıyla selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz. Türkiye'den gelen kıymetli konuklarımızla sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün çok kıymetli iki konuğumuzu ağırlıyoruz stüdyomuzda. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Seyit Aydın ve Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Sevgilioğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çok güzel vesileyle geldiniz buraya. Sayın hocamdan müsaade ederseniz hemen başlayalım. Hocam haberinizi dün Medya Manas'ta, önceki gün Medya Manas'ta da yayınladık. Kırgız Coorku Keneşi, Kırgız Milli Meclisi size Devlet Üstün Hizmet Ödülünü layık gördü. Onu aldınız. Buradaki Kırgızistanlı yetkililerimizle beraber oldunuz. Hemen bu haberle, bu müjdeyle başlayalım. Bununla ilgili bilgi paylaşmanızı rica ediyorum dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle. Hoş geldiniz tekrar Atayurdunuza. Çok teşekkür ederiz, hoş bulduk. Biz de Atayurdumuza her gelişimizde zaten ayrı bir heyecan duyuyoruz. Sizin de buyurduğunuz gibi bu seferki ziyaretimizin asıl maksadı Kırgızistan Milli Meclisimizin bizi daveti idi. Ve hürmetli meclis başkanımız Dastanbek Cumabekov Mirza'nın misafiri olduk. Meclisimiz tatilde biliyorsunuz o yüzden. Ve tabii yine buyurduğunuz gibi Milli Meclisimiz bize Devlet Üstün Hizmet Mükafatı vermeyi uygun görmüşler. Tabii ki bu bizim için çok büyük bir şereftir. Yani ömür boyu ağırlığını, yükünü taşımaya çalışacağımız bir şereftir. Bizim için hayatımızın en manalı bir mükafatıdır. Dolayısıyla Kırgızistan Milli Meclisimize bu lütfundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Başta başkanımız olmak üzere. Tabii biz Kastamonu Üniversitesi olarak bu manada biz bu coğrafyaya, Kırgızistan'a, Türk Cumhuriyetlerine ayrı bir aşkla bakan bir yapıdayız. Bu bilinen bir şey. Üniversite olarak öyleyiz zaten. Şu ana kadar bu hususlarda yapılanlar da üniversitemizde ve Kastamonu ile beraber yapılmıştır. Naçizane mükafatının verilmesi bize nasip olmuştur. Neticede Kastamonu Üniversitesi'ndeki bütün öğretim üyesi arkadaşlarımız, akademisyenimiz, idari personelimiz bizimle aynı heyecanı yaşamaktadır. Çünkü onlarla beraber yapılmıştır. Kırgızistan'dan gelen gençlerimiz bizim talebelerimizle özel alaka gösterip, ihtimam göstererek tahsillerini tamamlamalarını temin hususunda en başta olmak üzere. Yine buralarla alakalı teknik ve akademik çalışmalarda her zaman yer alınmıştır. Şu ana kadar değişik biliyorsunuz Celalabad, Issıkköl ve Bişkek'te de beraber, Oş'ta beraber yaptığımız işlerimiz var. Birçok sempozyum ve konferansları beraber tertip ettik. Bizim ki tamamen arkadaşlarımızın, öğretim üyelerimizin fedakarlıklarıyla teşkil ettiğimiz fonlarımızdan Kırgızistan'dan gelen gençlerimize özel burslar temin etmeye çalıştık. Bu devam edecektir inşallah. Ki bundan sonra ilk 1000'den kendi Kırgızistan'da yapılan üniversite seçme imtihanlarında ilk 1000'e giren çocukların bizi tercih etmesiyle onlara ayrı bir imkanlar da temin edeceğiz. Tabii bunun yanı sıra bazı fakülte kurma çalışmalarında teknik destek vermeye çalışıyoruz. Ki Talas Üniversitemiz bünyesindeki kurulacak İlahiyat Fakültemiz ile alakalı yine Oş Devlet Üniversitesi'nde beraberce kuracağımız Kırgız Türk Fakültesi ile alakalı çalışmalarımız devam ediyor.
Şu anda iki üniversitemizde ortak diplomamız artık kabul hususu noktasına geldi. Mahmut Kaşgar Üniversitesi ve Uluslararası Kırgız Üniversitesi ile artık tamamladık ortak diplomaya geçiş çalışmasını. İnşallah önümüzdeki dönemden itibaren ortak diplomaya geçmiş olacağız. Devamında tabii diğer üniversitelerimizde de aynı şekilde çalışmalarımızı yapıyoruz, yapacağız. Hem ortak diploma hem ortak projeler. Fen bilimleri alanında biliyorsunuz Manas Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitemizle proje yürüttük. Evet. Bunun devamı da gelecek. Sosyal bilimler alanlarında değişik üniversitelerimizle çalışmalar yaptık. 2012 yılında hatırlanırsa Kırgız Milli Akademisi ile Bilimler Akademisi ile beraber ilk defa Kırgızistan Türkçesi ve Kiril alfabesinde Kutat Gubili'yi basmıştık. Tekrar evet. Tükenmiş yenisini basacağız inşallah. İnşallah. Çünkü Türkiye'de Kutat Gubili'nin Türkçe Türkiye Türkçesi nüshası çok fazla var. Değişik kuruluşlarımız bunu yaptılar. Evet. Ama bu şekilde ilk idi ve bu önemliydi bizim için. Hayırlı olsun. Daha yenileri de gelecek. Yeni eserleri de inşallah Türkiye'de bilhassa basacağız. Çünkü yeni bilgiler ışığında bilhassa tarihe ışık tutacak Kırgızistan'daki devlet adamlarımızın tarihe ışık tutacak hatıraları, ellerindeki kitaplaştırdıkları bilgileri de tek tek taleple edildiği şekilde basacağız ve devamı gelecektir. Hocam heyecanla anlatıyorsunuz çünkü çok heyecan verici bütün bu işler. Mesela. Türk dünyası adına da çok heyecan duyuyoruz hepimiz. Geleceğimiz adına da, Türk dünyasının geleceği adına da. Ama Kırgızistan dinleyicilerimiz bizi anlıyorlar zaten. Türkçe, Türkiye Türkçesi, Kırgız Türkçesi hepsi bir. Bir de Rus dili dinleyicilerimiz var. Ben müsaadenizi rica edeceğim. Ayda Hanım'a da hemen sözü verelim. O da onlar için çevirsin bütün bu konuştuklarımızı. Sonra devam edelim. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете специальное интервью, которое для вас готовит директор управления доктор Бюлент Намал. И сегодня у нас в гостях находятся очень важные гости. Дело в том, что это проректор университета Костомано, это господин профессор доктор Сеид Айдин, а также у нас в студии находится заместитель главы муниципалитета Костомано, это господин Ахмед Сюгелиоглу. Ну, прежде всего, господин Сеид Айдин Оглу, он отметил, что прибыл сюда с очень интересной миссией. Дело в том, что, оказывается, парламент Кыргызской Республики наградил господина Сеид Айдина специальной медалью, и он прибыл по этому случаю. И в то же время он отметил те совместные проекты, которые осуществляются между Кыргызстаном и Турцией, в частности, университетом Костомано, и он отметил о том, что они внесли большой вклад для того, чтобы выискать возможность для обучения кыргызских студентов в университете Костомано, и чтобы они получали стипендии. Кроме этого, он отметил, что университет Костомано помогает осуществлять совместные проекты, например, с университетом Талас, который находится по открытию, например, факультета теологии, и в то же время они осуществляет совместный проект вместе с Орским государственным университетом, чтобы открыть турецко-кыргызский факультет. И вместе с тем они работают вместе с учебным заведением в Джалабаде, на Исыкуле, вот в Аше, как он отметил. И кроме того, они, мы, говорит, работаем, конечно же, говорит, над тем, чтобы, с одной стороны, говорит, у нас были как бы совместные признаваемые дипломы, с одной стороны, и в то же время у нас были совместные проекты. Я передаю слово доктору Бюлент Намалу для продолжения программы «Специальное интервью». Çok teşekkür ederim. Hocam bir ödüle daha layık görüldünüz. Bu da yine Fahri Doktor unvanıydı. Fahri Arabayev, Profesörlük. Evet, Fahri Profesörlük affedersiniz unvanıydı. Arabayev Üniversitesi tarafından zannediyorum verildi size. Bundan da biraz bahsedelim. Evet. Şimdi tabii Arabayev Üniversitemizin verdiği Fahri Profesörlük unvanı Kırgızistan'da bizim aldığımız ikinci Fahri Profesörlük. Birincisini 2014 yılında Issıkgöl Kasım Tınıstanov Üniversitemizden almıştık. Evet. Sağ olsunlar. İkincisini de geçtiğimiz gün Arabayev Devlet Üniversitemiz layık gördüler. Sağ olsunlar, verdiler. Arabayev Devlet Üniversitemizle de inşallah yeni projeler geliştiriyoruz zaten. Hem ortak diploma hem araştırma projeleri. Hem de değişimi daha evvel yapıyorduk zaten. Şöyle bize buradan gelen gençlerimizi, birçok üniversiteden gelen gençlerimizi aylık, sömestrilik Mevlana projeleri dahilinde veya dışında. Çünkü özel taleple gelen üniversitelerimizi de hiç geri çevirmedik biz. Bütün üniversitelerimizden gelen talebelerimizi biz Mevlana projesine girmese bile Kastamonu Üniversitesi'nde eğitimlerini yaptırdık, yaptık.
istedikleri kadar sömestrelik, aylık veya yıllık. Sonrasında geri gönderdik bu şekilde. Bu Arabayev Üniversitemizden de bize gelen epeyce talebemiz oldu. Hocalarımız oldu. Aynı şekilde hocalarımız da geliyorlar değişik üniversitelerden. Bu çoğunlukla ya Mevlana Projesi dahilinde oluyor. Biz de biliyorsunuz bir Türkiye'de Mevlana Projesi evet. var. Yüksek Öğretim Kurulumuzun evet. başlattığı. Büyük bir ekseriyeti hocalarla alakalı olan kısmının büyük bir ekseriyeti Mevlana Projesi dahilinde oluyor. Veya oradan yetmezse bütçe biz yine Kastamonu Üniversitesi'nin imkanlarıyla hocalarımızı davet ediyoruz. O şekilde orada araştırma geliştirme çalışmalarına katılıyorlar. Kendileri çalışmalar yapıyorlar. Aynı şekilde tecrübelerimizi beraberce paylaşıyoruz, devam ettiriyoruz. Arabayev Üniversitemizde bu manada sağ olsunlar bize bir fahri profesörlük layık görmüşler. Söylediğiniz gibi onu aldık. Ayrı bir şereftir. Artık biz Arabayev Üniversitemizin bir öğretim üyesiyiz. Emirlerindeyiz her zaman olduğu gibi. Bundan sonra daha da sıkı emirlerindeyiz. Emirlerini bekliyoruz. Şimdi artık çalışmalarımızı daha yeni yüksek yerlere getireceğiz inşallah. Hocam, hep biz de beraber. Çok, çok evet. mutluluk duyduk evet. bu haberlerden dolayı. Ne güzel köprüler kurmuşsunuz, affedersiniz. İnsanlar geçiyor, Kırgızistanlı dostlarımız Türkiye'mizi tanıyor, Türkiye'li dostlarımız Kırgızistan'ı tanıyor. Gerçekten çok mutlu oluyoruz. Bu çalışmalar inşallah çok daha fazla artar. İşte dilde, fikirde birliğimiz çok daha i̇nşallah. Fazla güçlenir inşallah. Hemen Kırgızistanlı genç kardeşlerimize, Kırgız kardeşlerimize kapıyı bir kez daha açalım. Sonuna kadar siz zaten hep açıyorsunuz. Kastamonu Üniversitesi'ne nasıl başvurabilecekler bir kez daha ondan bahsedelim. Evet. Şimdi Kastamonu Üniversitemize bizim üniversitemizin yaptığı imtihanlar yani üniversiteye giriş imtihanı evet. var. Onları burada değişik illerimizde yaptık zaten. Her sene evet. yapıyoruz. Aynı şekilde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitemiz bünyesinde de evet. imtihanı her sene yapıyoruz biliyorsunuz. Bir tanesi de burada yapılıyor. O imtihanlarımızda neticeye göre, sıralamaya göre bir fakültelerimize yerleştiriyoruz. Daha sonra fakültelerimize yerleştirme ve tabii kontenjanların açık kalması halinde tekrar yeni yerleştirmeler yapıyoruz. Yine puan sıralamasına göre. Ayrıca biz şunu da yapıyoruz. Bizim Türkiye'de yapılan diğer imtihanları da geçerli sayıyoruz veya milletler arası üniversite imtihanlarında aynı şekilde geçerli sayıyoruz. Oradan da yerleştirme yapıyoruz. Bir de Kırgızistan'da Kırgızistan'ın öğrenci seçme imtihanı bizdeki ÖSYM tipi merkezi yerleştirmeye göre imtihanında ilk bine giren gençlerimizi de özel burslu ayrıca ilave olarak çok daha yeni imkanlarla onları istediği fakülteye kabul ediyoruz. Onda zaten ilk bine girdiği için puanına dikkate alarak hangi fakülteyi istiyorsa oraya yerleştiriyoruz. Ve eğitimleri boyunca da gençlerimize imkanların temini noktası hususunda azami destek veriyoruz. Bizim buradan Kırgızistan'dan kendi öğretim üyelerimiz var. Kırgızistan vatandaşı. O gençlerimiz de sağ olsun çok alakalılar. Gelen çocuklarımıza tabii hem kendi memleketlisi olduğu için çok özel alakamızda onların payı büyüktür. Bunu da kendilerine teşekkür ederek söylemek istiyorum. O manada biz eğitim, öğretim boyunca gençlerimize her şeyiyle ilgilenerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Sosyal imkanlarımız çok iyi kampüsümüzde, bünyemizde. Ayrıca yurt imkanlarımız da şimdiye kadar kızlarla alakalı çok zaten yeterliydi. Artık bu sene erkek yurdumuzda gençlerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak sayıya ulaştı. Dolayısıyla barınmadan eğitimine her şeyiyle yakından birebir ilgilenecek bir üniversitede olacaklar. Zaten o manada bir eksikler olmayacak. Dediğimiz gibi prosedür bu şekilde. Bir sıkıntımız var. Bunu gençlerimiz dikkate alsınlar.
Bizdeki özellikle yurt kayıtları ve diğer hususlarda prosedürü çok iyi takip edemeyen gençlerimiz oluyor. Gelip bizimkilere de sormuyorlar. Sormayınca kayıtta aksama olabiliyor. Onda hocalarıyla irtibat kurdukları müddetçe ve bizim kendileriyle ilgilenen arkadaşlarımızla irtibatlı oldukları müddetçe o aksaklıklar da gideriliyor tabii. Hocam bütün aksaklıklar giderilir. Önemli olan Kırgızistanlı dostlarımızın, sevgili kardeşlerimizin, Kırgız gençlerimizin kendilerini Türkiye'de, ana yurtlarında hissetmeleri, Türkiye'li gençlerimizin, Türk gençlerimizin, Kırgızistan'a gelen gençlerimizin de sizlerin de bizlerin de burada kendimizi evimizde hissetmemiz, Türk dünyası budur işte diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sevgili gençler, sevgili Kırgız gençler, Türkiye'de eğitim almaktan büyük mutluluk duyduğunuzu biliyoruz. Bu fırsatları sürekli takip ettiğinizi biliyoruz. Kastamonu Üniversitesi size kapılarını açıyor. Orada kendinizi evinizde hissedeceksiniz. kastamonu.edu.tr kastamonu.edu.tr'ye girip bu güzel üniversitemizin, bu gelişkin üniversitemizin imkanlarını görüp orada yüksek öğrenim görmeyi tercih edebilirsiniz. Hepinizi Sayın Rektörümüz Kastamonu'ya yüksek öğrenim görmeye davet ediyor. Öyle mi hocam? Evet, tabii ki. Onların evidir, üniversitesidir, her şeyidir, mekanıdır. Bizim değil, onlarındır zaten. Şimdi hemen Kastamonu nasıl bir ilimizdir? Bundan da söz edeceğiz ama öncelikle Aida'ya müsaadelerinizle sözü verelim. Tamam. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Специальное интервью», которую для вас готовит директор управления радио и телевидения Кыргызской Туристской университета Манас, господин Билент Намал, доктор. Сегодня у нас в гостях находится ректор университета Кастамону, это господин Сейит Айдин, и также у нас находится в гостях глава муниципалитета Кастамону, это Ахмет Севгелиоглу. Дело в том, что господину Сейиту Айдину было присвоено почетное звание профессора со стороны государственного университета имени Иншаналы Арабаева. Кроме этого, до этого, когда он говорил, он отметил, что университет Кастамону внес большой вклад для того, чтобы опубликовать в Турции труд «Благодатное знание» Джусупа Баласагына. И в 2016 году он был также присвоено почетное звание профессора со стороны университета имени Касыма Таныстана. Это примечательно тем, что наши кыргызские просветители, которые закладывали основы, скажем так, письменности, азбуки нашей кыргызской, они, вот именно они присвоили почетное звание тем людям, которые вносят большой вклад для того, чтобы наши кыргызские студенты еще получали образование не только в Кыргызстане, но еще и в Турции. Он отметил, что наши студенты из Кыргызстана, которые хотели бы получить образование в Турции, они могут, помимо стипендии получения Мевляна, по программе Мевляна, они могут претендовать на стипендии, которые выдает сам университет Кастамону. Дело в том, что иногда бывает, что превышение как бы бюджета программы Мевляна, но университет Кастамону, он изыскивает средства для того, чтобы кыргызстанские студенты могли получать образование в этом университете. Дело в том, что, оказывается, в преподавательском составе университета Кастамону также работают наши кыргызстанские граждане, и они помогают как бы адаптироваться нашим студентам. Он говорит, что наши студенты, которые захотят обучаться и воспользоваться современными возможностями этого университета, как отметил господин Бюлент Намал, они могут посмотреть все возможности социальные, скажем так, для обучения, какие факультеты есть по адресу интернет-адресу kastamonu.edu.tr. Вот, ознакомиться. Господин Сейит Айдин отметил, что обратите внимание на процедуру записи регистрации в этом университете, для того, чтобы у вас все прошло благополучно. Я передаю микрофон господину Бюлент Намалу. Sevgili Ayda, üniversitemizle ilgili çok güzel bilgileri ilk ağızdan edinmiş olduk. Zaten hocamız hiç de yabancısı değil Kırgızistan'ın. Defalarca geldi buraya. Ahmet Bey ilk defa geliyor zannediyorum ama o da hiç yabancı gibi durmuyor. Gayet evinde gibi hissediyor değil mi Kırgızistan'da kendini? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Biraz önce Senato'da bir toplantıdaydınız. Evet. Senatörlerimizle de buluştunuz orada. Üniversitemizin akademisyenleriyle buluştunuz. Orada güzel bir Kastamonu 2018 filmini izledik. Evet. Gerçekten doğasıyla, insanıyla, insanların meşguliyetleriyle Kırgızistan'la aynı bir şehri gördük aslında. Aynen. Kastamonu. Evet. Nasıldır Kastamonu? Buradan oraya gidenler kendilerini nasıl hissedecekler? Sana diyorum Kırgızistan'ın bir iline gitmiş gibi olacaklar. Zaten yaptığımız yurt dışı çalışmalarından, ziyaretlerinde en samimi bulduğum ülkelerin başında geliyor Kırgızistan. İlk defa geliyorum. Dediğiniz gibi yabancılık çekmiyoruz. Çünkü Kırgız halkının samimiyeti, doğası, kültürü birebir özümüz olduğu için de bu samimiyeti biz onlardan görüyoruz. Bu bağlamda da bu üç günlük ziyaretlerimiz sırasında samimiyetlerinden dolayı siyasilerimize, bürokratlarımıza ve üniversite senatomuza
ve Medya Manas ailesine biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sağ olun. Aslında bu ziyarette Sayın Belediye Başkanımız Tahsin Babaş bulunacaklardı. Bir seçim sonrası yoğunluktan dolayı gelemediler. Kendileri de bu üzüntüyü belirttiler. Her gittiğiniz ortamda da ben selamlarını kendilerine ayrıca iletiyorum. Sizlere de çok çok selamları var. Hiç üzülmesinler. Evet. Kafamız sonuna kadar açık, başımızın üstünde yerleri var. Buyursunlar, gelsinler. Zaten burası burada. Davete gerek burada. Yok. Davete gerek yok. Burası bizim memleketimiz. Tabii, yani. Evet, tabii. Türkler biriz. Bu bağlamda Kastamonu Türkiye'nin 81 vilayetinden en güzide memleketlerinden biri ilerinden. Tarihiyle, doğasıyla, coğrafyasıyla Kırgızistan'ın birçok tabiatına ortak. Peki hocam, Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti. Evet. Bu mutluluğu da yaşıyoruz hep birlikte. Evet. Kültür Başkenti etkinlikleri yapılıyor mu, yapılmakta mı, devam ediyor mu? Bunlarla ilgili de bilgi verelim dilerseniz. Tabii ki. Kırgızistan'ın da içinde olduğu 6 daimi üyenin kurduğu Türk Soy Birlikteliği var biliyorsunuz. Bu Türk Soy'un da organize etmiş olduğu Türk Dünyası Kültür Başkenti her sene bir ülkeye veriliyor. Bu sene de Kastamonu'muz. Yani 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu. Bu etkinlikler kapsamında yüzlerce etkinlik programlanmış ve yapılıyor şu anda. Halihazırda devam ediyor. Bu Türkiye Cumhuriyetlerimizden misafirlerimiz geliyor. Orada onların kültürlerini yansıtıyoruz. Birlikte paylaşıyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımızda da yine daha önce Narin Belediyesi Kastamonu'ya ziyaretlerde bulundu. Sayın Başkanımızın da bir söz vermesiyle ilgili Narin Belediyesi'nde de bir park yapılma sözü verdiler kendilerine. Nasip olursa da yarın rektör hocamla beraber ekibimizle Narin Belediyesi'ne gidip orada park yapılacak yerlerin bir fizibilitesini yapacağız. Bu çalışmalarımız bundan kalmayacak inşallah. Daha devamında getireceğiz. Şimdi 93.7'de Narın'da dinleyicilerimiz bizi izliyorlar, evet. Dinliyorlar. Evet. Yine Facebook üzerinden, sosyal medya hesaplarımız üzerinden de izliyorlar. Belki pek çoğu eminim duymuşlardır çünkü yerel basında da yer aldınız. Evet. Ama duymayanlar için Manas Radyosu üzerinden bir kez daha bildirmiş olalım. Kastamonu'nun çok güzel bir armağanı olacak Narınlı dinleyicilerimize, izleyicilerimize, bütün Narınlılara. Güzel bir park yapılacak orada. Hem Kastamonu'ya, hem Türkiye'ye, hem Kırgızistan'a yakışır güzel bir park yapma niyetine başkanımız. Bu çalışmaları başlattık diyelim. Yarın ilk adımını atacağız inşallah. Şimdi Senato'da biraz önce Sayın Hocamız söyledi. Basının önünde konuştuk dedi. Artık geri dönüşü yok. Talas'a da yapacağız dedi bir park. Bundan da söz edelim isterseniz. Tabii Talas'ta Sayın Valim'le ve Hedi ile görüşürken bunlardan bahsettik nahirinde. Tabii bu mesafe, bir takım bürokratik sıkıntılar belki bu işi yavaşlatabilir. Bunu orada biz görüştük. Neden olmasın dedik. Bu bizim oradaki fikrimizdi hocamızla birlikte. Ama bunu tabii biliyorsunuz bir bürokrasimiz var. Gittiğimiz zaman başkanımızla paylaşacağız. O olumsuz bakmaz bunu büyük ihtimalle. Meclisimize sunacağız. Olumu gördükleri takdirde öncelikle Narin'i bir kere halledip sözümüzü tutalım. Ondan sonra da Talas'a niye olmasın dedik. İnşallah hocam. İnşallah. Müsaadenizle sözü Aida'ya verelim. Вы знаете, что сегодня в программе специальное интервью, которое готовит для вас господин Бюлент Намал, профессор, доктор Бюлент Намал. Сегодня у нас присутствует в студии это ректор университета Кастамону Сеид Айдин, профессор, доктор, и также глава муниципалитета Кастамона Ахмет Севгелиоглу. Дело в том, что сегодня в университете Манас состоялось заседание Сената, ученого совета университета, где состоялась встреча с нашими преподавателями и академическим персоналом. Дело в том, что есть замечательный подарок, ну, я раскрою как бы уже суть разговора. Дело в том, что есть замечательный подарок от муниципалитета Кастамону для города Нарын. Дело в том, что они будут завтра открывать парк в городе Нарыне. Вот. И в разговоре с, как бы, с сотрудниками муниципалитета города Таласа сказали, что такой же парк, ну почему бы и не открыть такой же город в Таласе. На сегодня заседании Сената в университете Манас был показан фильм «Кастамону 2018». Дело в том, что город Кастамону в Турции, он является культурной столицей тюркского мира, который был назначен организация Тюрксой. Тюрксой – это культурная организация, которая объединяет 6 стран тюркских государств. И в этом, как господин, отметил господин Ахмет Севгелиоглу, запланированы сотни мероприятий для того, чтобы как бы осветить именно, которые будут проводиться именно как называется, в провинции Кастамону в Турции. Передаю слово господину Бюлент Намалу для продолжения интервью.
kastamonu.bel.tr sevgili Ayda. Burayı da bu internet sitesinde ziyaret ederek Kastamonu ile ilgili bütün bilgileri zannediyorum belediyemizin sitesinden öğrenebilirler değil mi? Alabilirler. Ayrıca bu Türk Soy Birlikteliği'nin oluşturmuş olduğu bu Türk Dünyası Kültür Başkenti sosyal medyada da sayfaları var. Buradan da yapılan faaliyetleri Kırgız halkımızda, Türk dünyasında birebir takip edebilir güncel olarak. Ne kadar güzel. Biz de medya manası olarak her zaman olduğu gibi Türk dünyası ile ilgili bütün haberleri Kastamonu ile üniversitemizle ilgili haberleri de vermeye devam edeceğiz. İnşallah. Şimdi Sayın Hocam biliyor, bir önceki gelişimde de yapmıştık bunu. Kırgızistan'da bütün radyo televizyon programlarında bir gelenek vardır. Derler ki erkin mikrofon, ne isterseniz, ne söylemek isterseniz son sözlerinizi alalım diye mikrofonu konuklara bırakırlar. Ben hocamdan başlayayım. Ondan sonra programı kapatacağız artık. Evet. Tabii biz son söz olarak söylemeyelim de temennilerimizi ve tabii ki hislerimizi bugünkü programa has olarak Türkiye'den tekrar sizlere çok selamlar getirdik. Türkiye Kırgızistan'ı ve Kırgız kardeşlerini çok seviyor. Kastamonu çok seviyor. Ve üniversitemiz zaten Türkistan'ın coğrafyanın üniversitesidir. Bu arada başkanımız mütevazilik yaptı, söylemedi ama bizim gençlerimiz, üniversitede okuyan gençlerimizle alakalı belediyemizin çok büyük desteklerini görüyoruz. Kendilerine bu manada tekrar teşekkür ediyoruz. Her sahada maddi manevi desteklerini görüyoruz. Onu da buradan ifade edeyim. Ve tabii gençlerimize de Kırgızistan'ımıza da topluca şunu söylüyoruz. Kastamonu Üniversitesi sizin üniversitenizdir. Kastamonu sizin evinizdir. Türkiye'de sizin memleketinizdir. Her zaman evinize inşallah buyurun. Sizleri bekliyoruz. Buradan tabii hem tekraren Kırgızistan Milli Meclisimizin Başkanı hürmetli Dastanbek Cumabekov Mirza başta olmak üzere Kırgızistan Milli Meclisimize çok teşekkür ediyoruz. O şerefi verdikleri devlet üstün hizmet mükafatı şerefini layıkıyla inşallah bir kardeşiniz olarak taşıyacağımızdan emin olabilirsiniz. Taşımaya çalışacağımızdan ve Kırgızistan kardeş Kırgızistan için Türkiye zaten her zaman her türlü şeyi yapar. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Türkiye'de sizler için canını verecek 81 milyon insan var. Sadece bizler değiliz. Bunu bilmelerini istiyoruz. Ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitemizin bu seçkin yayıncılık kuruluşu ve dolayısıyla üniversitemizin çok üstün hizmetlerine için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sizleri tebrik ediyoruz. Sizler çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorsunuz ve yüzümüzü ağartıyorsunuz, göğsümüzü kabartıyorsunuz. Üniversitemize ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve diğer üniversitelerimize, Kırgızistan'daki bütün üniversitelerimize de selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Kendileriyle beraber çalışmak da bizim için şereftir. Sağ olsunlar, var olsunlar. Biz sizin için varız. Bizler sizin için yaşıyoruz. Dolayısıyla hayatımız boyunca da sizler için yaşayacağız. Bütün Kırgızistan'a hürmet ediyoruz. Hocam biz de sizi tekrar ve tekrar bekliyoruz Kırgızistan'a. Kırgızistan'a bir kez gelen dönüp dolaşıp tekrar geliyor ata yurduna. Hocamız bunun en güzel kanıtlarından biridir. Ben de inanıyorum ki hem siz hem Sayın Başkanımız gelecekler defalarca buraya Kırgız kardeşleriyle birlikte olacaklar. Buyurun Sayın Sevgilioğlu. Ya bunu kesinlikle diyebiliriz. Bu ilk oldu vesileyle. Kırgızları ben öncelikle öğrenci arkadaşlarımızla tanımış oldum Kastamonu'da. Devamında Türk Dünyası Kültür Başkenti etkinlikleriyle tanıştık ve burada birebir de samimiyetimizi perçinlemiş oldum. Kırgız halkının samimiyeti, kibarlığı, kişi doğasıyla özümüzün bir olduğunu birebir kendim burada yaşamış oldum. Dolayısıyla bundan sonra bu aramızdaki bağın giderek güçlenerek
hem ticari anlamda, hem sosyal anlamda, hem kültür anlamda bağlanarak birliğimizin pekişmesini, Türk dünyası olarak pekişmesini dilerim. Bizleri de burada ağırladığınız için ayrıca sizlere de teşekkür ederim. Biz de çok teşekkür ederiz. Şeref verdiniz. Değerli dinleyicilerimiz, değerli izleyicilerimiz, değerli iki konuğumuzla beraberdik. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Seyit Aydın ve Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ahmet Sevgilioğlu bizlerle birlikte oldu. Tekrar kendilerini bekliyoruz Kırgızistan'a. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Sağ olun, saygılar. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что сегодня в программе специальное интервью, которое для вас готовит господин Бюлент Намал. Он пригласил сегодня в нашу студию ректора университета Кастамона это Сейит Айдына и главу муниципалитета Кастамона Ахмета Сергелиоглу. В заключительном слове господин Сейит Айдын отметил, что он ждет кыргызстанцев в университете Кастамона, и он выразил благодарность главе парламента Кыргызстана, это господину Дастану Джумабекову, и всему парламенту за награду, которую и сказал, что говорит, по мере сил он постарается как бы выполнить, скажем, возложенное на него доверие, и он чувствует гордость за, скажем, ту награду, которую он получил. И также он выразил благодарность университету Манас и медиа Манас. Господин Ахмет Севгелиоглу сказал, что этот визит в Кыргызстан был прежде всего первый, вот, и как бы Бюлент Намал отметил, то, кто побывал один раз в Кыргызстане, он как бы снова и снова будет приезжать. И он отметил, что да, ну, как бы увидел, что до этого он познакомился с кыргызстанскими студентами, которые учатся в Кастамону. И хочу напомнить еще раз интернет-адреса. Это Кастамону. .edu.tr – это адрес университета Кастамону, где наши кыргызстанские студенты могут более подробно узнать информацию об этом университете, о возможностях обучения там. А также напоминаю о том, что наши кыргызстанские граждане могут посетить Кастамону. Дело в том, что он является культурной столицей в этом году, назначенной культурной организацией Тюрксы. И там будет проходить очень множество культурных мероприятий. И это kastamonu.bel.tr, где можно посмотреть весь список культурных мероприятий и, может быть, летний свой отпуск или каникулы провести там. Вот. Благодарю ведущего и автора этой программы, я специально интервью Бюлента Намала, за проведенную сегодня программу и специальное интервью. Всего доброго, до свидания. Манас FM'de özel röportaj. Sevgili koy elini kalbime sen diye